Arkadaşlar 25-21 yaş altı steroid kullanacak kişilerde oluşabilen riskler, 21 yaş altı steroid kullanacak kişilerde oluşabilen riskler. Biraz onlardan bahsedelim. Arkadaşlar steroidler kemik büyümesini engelleyerek kişinin boy anlamında uzamasını bloke eder. Normal bir insan antrenman ve spor yaptıkça boyu 23 yaşına kadar, doğru antrenman ve spor yaptıkça daha doğrusu boyu 23 yaşına kadar da uzayabiliyor. Bazı uzman biyologların görüşüdür bu. Onun altını çizelim. Benim görüşüm değil. Kemik ve bağ dokuları 20'li yaşların başında ancak maksimum sıkılaşmaya başlar. Yani 16, 17, 18, 19, 20 diye ilerleyen yaşlarda arkadaşlar bu geçen ay ve yıl içerisinde tendon, bağ dokuları, kas lifleri ve kemikler güçlenir ve sıkılaşır. Steroid kullanıldığında bu bölgeler güçlendiği için daha fazla ağırlık kaldırır ve kemik ile bağ dokusu zorlanmaya ve aşınmaya başlar arkadaşlar. Dolayısıyla gelişmekte olan bu dokuların gelişme safhası da durmuş olur. Genelde sporcularda bol bol kas yırtılması görülür. 21 yaş altı gençler endojen hormon üretimini artırır. Ayrıca deri hücreleri yenileniyor arkadaşlar. Steroid kullanımıyla akneleri de bayağı bir yükseltiyorsunuz, azdırıyorsunuz. İki kat daha fazla yükseliyor. Yani iki kat daha fazla çoğalıyor. Vücudun yüz, sırt, omuz ve az da olsa göğüs kısımlarında çıkmasına sebep oluyor bu akneler. Şimdi son 15 sene içerisinde tespit edilen bir başka sorun ise erken yaşta steroid kullanan kişilerin aile planlaması için çocuk sahibi olamama durumu söz konusudur arkadaşlar. Araştırmalar gösteriyor ki 21 yaş altı az ve hafif steroid kürü yapmış olanlar bile %90 oranında çocuk sahibi olamamıştır. Almanya'da sporcular üzerinde yapılmış olan araştırmalarda bir kere steroid kürü yapan sporcular bile evlendiklerinde sperma yetersizliği ve fertilite bozukluğuyla karşı karşıya kalıyormuş. Evlendiklerinde sperm kalitesizliği ve fertilite bozukluğuyla karşı karşıya olduklarına şahit olanlar var. Yani uzmanlar bu şekilde söylüyor. Arkadaşlar bu durum bana göre korkunç bir tablo ve yan etkidir. Erken yaşta steroid kullananlar daha çabuk kontrolsüz davranabilmektedir. Bunun da ötesinde çok daha sinirli ve düşüncesiz olabiliyorlar. Hata yapmaya çok meyilli oldukları da gözden kaçmıyor arkadaşlar. Bunu çok yakinen görüyoruz spor salonunda. 35-40 yaş üzeri kişiler için steroid tehlikesi belli bir yaştan sonra steroid kullanımında bazı sorunlara doğurabiliyor arkadaşlar. Özellikle bazıları ileriki yaşlarda steroid alımının çok daha faydalı olacağını düşünüyorlar ne yazık ki. Oysa bu yaşlardan sonra prostat riski çok daha yüksektir. Steroid kullanarak hücre mutasyonu oluşturulabiliyor ve bu sayede prostat hızlı büyüyerek prostat kanser vakalarına yakalanabiliyorlar arkadaşlar maalesef. 40 yaşından sonra steroid kullanan ve belki de bu kürlerin devamını getiren kişilerde kalp büyüme riski yüksektir. Ne yazık ki. Bu elbette sizin ne kadar sağlıklı olup olmadığınıza bakar. Ama temelde Türk halkının yemek tablosu ve hareketsizliği, daha doğrusu hareketsizliğine bakacak olursak eğer, alınacak steroidlerin kalp kası büyümesine sebep olarak kalp krizi riskini doğurması da yüksek ihtimaller arasında. Steroidler normal, doz ve dengeli gitmediği müddetçe yaşlılığa doğru saç dökülme riskini de arttırabiliyor. Kemik sendromu hızlanabiliyor arkadaşlar. Steroid kullanmadan önce kişi eğer formda değilse, bu durumda kür sonrası göbek ve yağlanma çok daha kolay görülebiliyor. Bu biraz da tabii yapılacak diyet ve ilaç seçeneğine de bağlıdır. Fakat temelde maksimum kas inşa etmek isteyenler için bu sorunlarla karşılaşmak yüksek olasılıktadır. Değerli dostlar, böbrek ve hazım sorunu yaşayanlar steroid kürlerle beraber bu sorunları kolayca arttırabiliyorlar maalesef. Bütün bu yan etkiler sadece steroidler için değil, diğer ilaçları da erken yaşlarda kullanılmaması gerektiğini bizlere anlatıyor. Arnold Schwarzenegger dönemi sporcuları genelde 20 yaşından sonra ilaç kullanan profesyonel sporculardı.
O dönemde spor salonlarında ilaç kullanan kişilere pek rastlanılmazdı arkadaşlar. Bugün ya bugün ise ilaç kullanmayanlara fazla rastlanmıyoruz. Sanırım bu bize her şeyi anlatmakta arkadaşlar. Teknoloji çağı insanı tembelleştirdi ve bu tembellik arttıkça ilaç kullanımda arttı. 1970'li yılların sporcuları spor salonlarında ve beslenme programlarında ciddiyet, disiplin ve muhteşem moral depolayarak azimle savaş veriyorlardı. Bugün ise spor salonuna gitmeye bile aciz düşen tembellerin temel kas yapma metodu steroidler oldu maalesef arkadaşlar. Bir sonraki steroid videosunda tekrar görüşmek üzere. Steroidlerle alakalı video serilerimiz devam ediyor değerli dostlar. Hepiniz değerlisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın değerli dostlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Bir dağ gibi yükselmeye devam edin. Hoşçakalın.